Tekirdağ 1. derecede deprem bölgesi. Biz de bu işin merkezindeyiz. Şarköy, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Bay hattına en yakın olan alan. Ereğli'ye dedik koymamız gerekiyor. Kimsenin kimseye yardım edemeyeceği durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bu şehirde yaşayan 210 bin insanın da sorumluluğu bizim sırtımızda. Allah korusun böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımızda kendi işimizi kendimiz görebilmemiz gerekiyor. O yüzden Arama Kurtarma Eğitim Merkezi'nin hem de Süleymanpaşa Belediyesi'nin bir kriz merkezi gibi kullanabileceği bir alan planlamıştık. İşte bu alan hem arama kurtarmadaki gönüllü arkadaşların, vatandaşların yetiştirileceği hem de bizim tüm Trakya'ya hizmet verebilecek arama kurtarma köpeklerinin eğitileceği bir alan olarak planlandı. Böyle bir depremle karşı karşıya kaldığımızda biz ne yapacağız diye düşünmememiz lazım. Herkes bu işin nasıl yürütüleceğini, nasıl yapılacağını biliyor olması lazım. Özellikle belediyedeki arkadaşlarımızın öncelik yapabilecek, sistemi yönetebilecek ekiplerin oluşturması gerekiyordu. O yüzden de AFAD'dan destek istedik. Hemen sahanın üstüne geçip çok kalabalık olmadan 5 kişi arama kurtarma. Nasıl? İşte elinde çekiç. Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver ya da bir yere vur. İşte ses dinlersin. Baktım hiç ses gelmiyor. Köpeğe. Koku duyuları bizden daha iyi olduğu için. Birisi varsa enkaza yakın bir yerde köpek zaten hareketi belli eder. Hemen inşaat mühendisi arkadaşımızla da buraya nasıl gireriz? Biz buradan hemen tepeden mi girelim? Kütleyi mi kaldıralım? Yıkılmış çünkü vinç yardım olacak. Kütle kaldıracağız.